Kazan Bey oğlu Uruz Bey'in tutsak edilmesi destanı. Günlerden bir gün Ulaş oğlu Kazan Bey büyük büyük çadırlar kurdurup beyleri davet etti. Çadırların içine ipek halılar yayıp oğlu Uruz, kardeşi Karagöne ve dayısı Aruz'la birlikte eğlendi. Ama Kazan Bey'in içinde o güne de kimselere demediği bir hüzün vardı. Oğlu Uruz'la göz göze geldiğinde ağlamaklı oluyordu. Uruz bu duruma bir anlam veremiyordu. Babasına üzüntüsünün nedenini sordu. Anlatmazsa da çekip gideceğini söyledi. Babası da herkesin defalarca zafer kazandığını ama biricik oğlunun 16 yaşında olmasına rağmen henüz hiçbir zaferi olmadığını söyledi. Yarın bir gün kendisinden sonra zafer kazanmamış birine kimsenin güvenmeyeceğini, bu durumun kendisini kahrettiğini anlattı. Babasının ağzından bunları işiten Uruz çok üzüldü, hatta babasına biraz da içerledi. Babasının karşısına dikilip kendisini şimdiye kadar hiçbir savaşa götürmediğini, o yüzden de zafer kazanamadığını söyledi. Ona, "Oğul mu babadan öğrenir yoksa baba mı oğuldan?" diye sordu. Babasından kendisini düşman karşısına çıkarmasını istedi. Oğlu bu kadar içerleyince Kazan Bey dayanamadı ve Uruz'u yanına alıp onlara karşı olan ilin sınırına götürdü. Kazan Bey yanına 300 yiğidini, Uruz da 40 yiğidini aldı. Yola koyuldular. Epey bir süre talim yaptılar, gezindiler. Sonunda yorulup çadırlarını kurup dinlenmeye geçtiler. Su uyur, düşman uyumaz derler ya hani. Öyle de oldu. Karşı tarafın casusları bunların uyuduğunu görür ve boş durur mu hiç? Durmadılar elbette. Hemen gidip kendi beylerine haber ettiler. Sabaha karşı düşmanın beyi tam 16 bin atlı adamıyla Kazan Bey'in çadır kurduğu yere geldi. Onun ve adamlarının etrafını sarıverdi. Durumu fark eden Kazan Bey, adamlarına hazırlanmalarını söyledi. Bu sırada oğlu Uruz da mücadele etmek istediğini söyledi ama babasını ikna edemedi. Sonunda babasının isteği üzerine 40 yiğidini alıp yüksek bir tepeden olan biteni izlemeye koyuldu. Uruz, yüksek bir yerden olan biteni izleye dursun, biz haberi Kazan Bey'den verelim. Kazan Bey, düşmanın karşısına çıkmadan evvel Allah'a dua edip iki rekat namaz kıldı. Sonra salavat getirip atını düşmanın üzerine sürdü. Çok çetin bir mücadele oldu. O sırada yüksek tepeden olan biteni izleyen Uruz da babasının sözüne karşı gelip yiğitleriyle birlikte mücadeleye katıldı. O da yiğitçe kötülere karşı koymaya başladı. Lakin düşman tecrübeliydi. Epeyce mücadele ettikten sonra Uruz'u etkisiz hale getirmeyi başardılar ve zorlukla kendi illerine götürdüler. Bir süre sonra Kazan Bey oğlunun bulunduğu yüksek tepeye çıktı. Baktı ki oğlu yok. Kendi kendine oğlunun dayanamayıp korkarak kaçtığını düşündü ve o da atını evine doğru sürdü. Yurduna döndüğünde Kazan Bey'i eşi Burla Hatun karşıladı. Yanında Uruz'u göremeyince de ana yüreği cız etti. Ve hemen Kazan'a oğlunu sordu. Aklının içinde bin bir kara düşünce dolandı. Yüreğine bıçaklar saplandı. Yana döne oğluna bakındı. Ama biricik oğulları yoktu. Bunun üzerine Kazan Bey de oğlunun dönmediğini fark etti. Onun da içi karalar bağladı. Burla Hatun'dan oğullarını bulmak için kendisine 7 gün süre vermesini söyledi. Derhal atlandı. Ve yiğitleriyle birlikte gece gündüz at bindiler. Nihayetinde daha önce konakladıkları yere vardılar. Orada Uruz'u 40 yiğidine ve atlarına zarar verildiğini gördüler. Fakat Uruz aralarında yoktu. Bunu gören Kazan Bey, oğlunun karşı tarafın elinde olduğunu anladı. Hemen düşmanın izini sürüp yurduna vardı. Oğlu düşman ili olan Kanlı Kara Derbent Kalesi'ndeydi. Oraya doğru yollandı. Vardığında Uruz'u kale kapısında çoban kepeneğine sarılmış yatıyor halde buldu.
kötü düşünceli bu insanlar gelen geçenden Uruz'un üstüne basmalarını istiyordu. Kazan Bey'in oğlunu kurtarmaya geldiği tez vakitte işitildi. Kötü bu, boş durur mu? Durmadı elbette. Hemen atlandılar, zırhlandılar ve Kazan Bey'i de etkisiz hale getirmek için bir yol aramaya başladılar. Babasını da esir etmek istediklerini duyan Uruz, Kazan Bey'e yanına gelmemesi ve dönmesi için seslendi. Fakat elbette Kazan Bey Uruz'u dinlemedi ve arı suyla abdest alıp dualar ederek karşı tarafın üstüne yürüdü. 3 saat boyunca düşmanı alt etmeye çalıştı. Çok uğraştı ama başaramadı. Hatta o sırada gözü zarar gördü ve yere düştü. Biz onları orada bırakalım ve bakalım oğlu ile kocası gidip de dönmeyen Burla Hatun ne yapar? Burla Hatun bu koskoca han kızı yerinde durur mu? Durmadı elbet. Hemen yanına 40 kız yiğidini alarak kocası Kazan ve oğlu Uruz'un ardına düştü. İz süre süre ilerledi. Sonunda kocası Kazan'ı yaralı bir halde buldu. Kazan Bey eşini hemen tanıyamadı. Burla Hatun bu duruma çok üzüldü. Kazan'ı kendisini tanıması ve kalkması için cesaretlendirdi. Onlar orada dura dursun. Biz haberi diğer Oğuz beylerinden verelim. Diğer beyler de Kazan'ın başına gelenleri duyunca yerlerinde duramadılar ve hemen atlarına atlayıp düşman iline geldiler. Aralarında kimler yoktu ki? Hemen hemen tüm Oğuz beyleri iyi günde olduğu gibi kötü günde de Kazan Bey'i yalnız bırakmadılar. Hep birlikte arı suyla abdest alıp dua ettikten sonra karşı tarafın üstüne yürüdüler. Kazan Bey ile oğlu Uruz'u kötülerin elinden çekip aldılar. Mücadeleden elde ettikleri malları da kendi aralarında pay ettiler. Yurtlarına döndüklerinde Kazan Bey 7 gün 7 gece toy düzenledi. Tabii toy olur da dedem Korkut olmaz mı? O da geldi. Oğuz beylerine öğüt verdi. Dua etti. Onlara namerde muhtaç olmadan birlik olmanın öneminden söz etti. Ve eline kopuzunu alıp çaldı söyledi. Dedem Korkut der. Şimdi nerede o dediğim bey erenler? Dünya benim diyenler. Ecel aldı, yer gizledi. Fani dünya kime kaldı? Gelimli gidimli dünya. Son ucu ölümlü dünya. Yerli Karadağ'ın yıkılmasın. Gölgelice ulu ağacın kesilmesin. Coşkun akan güzel suyun kurumasın. Kanatlarının ucu kırılmasın. Yüce Tanrı seni kötü insanlara muhtaç etmesin. Koşarken atın sendelemesin. Kılıcın körelmesin. Kadir Allah'ın verdiği umudun tükenmesin. Allah arı imandan ayırmasın. Ak alnında 5 kelime dua kıldık, kabul olsun. Derlesin, toplasın, günahınızı adı güzel Muhammed Mustafa'nın yüzü suyu hürmetine bağışlasın. Hanım hey!